Merhaba, Chicharro filmi vizyona girdi ama dün akşamdan beri Chicharro filminden daha fazla konuşulan başka bir konu var. Filmin galası. Filmin galasında ne oldu? Şimdi Chicharro filmi 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşen gerçek bir olaya dayanıyor. Bir casusluk hikayesi. Aslına bakarsanız Yahudi soykırımıyla doğrudan bir ilişkisi yok. 2. Dünya Savaşı'nda geçtiği için belki dolaylı yoldan olabilir ama Yahudi soykırımını hatırlatan, toplama kamplarını hatırlatan bazı simgeler, bir dekor vardı kırmızı halının üzerinde. Bu da sosyal medyada bir antisemitizm tartışmasına yol açtı. Şimdi o konuyu konuşacağız. Ivo Molinas'la Shalom gazetesi genel yayın yönetmeniyle. Hoş geldiniz Ivo Bey. Hoş bulduk Murat Bey. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi siz bu galadan o dekorasyonu gösteren bir fotoğraf koymuşsunuz ve şöyle yazmışsınız Twitter'da. Chicharro filminin galasına bakınız. Bu anlaşılmaz cehaleti, bilinçsizliği nasıl anlatacağız? Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz bu dekorasyonu, bu sembolleri vesaireyi bir cahillik olarak değerlendirdiğiniz anlaşılıyor. Yani bunun arkasında bir kasıt görmüyor musunuz? Safi bir böyle bir cehalete mi dayanıyor bu? Ne dersiniz bu konuda? Yok, yok. Kasıt, kesinlikle kasıt görmüyorum. Zaten eğer kasıt olsaydı filmin yönetmeni veya prodüktörü filmi başka türlü yapardı zaten. Film zaten alakası yok. Holocaust'la da alakası yok. Chicharro adlı bir Türk casusunun İngiltere ile Almanya arasında karşılıklı oynayan bir Türk casusunun aslında hikayesi ve hikayenin sonunda son 5 dakikasında da işte gerçeğe uymuyor. Zaten hikaye, filmde anlatılan hikaye Chicharro'nun gerçek hikayesiyle de birebir hiç uymuyor. Gerçekçilikten, gerçeklikten uzak bir senaryo olabilir, kurgulanmış ama tabii 2. Dünya Savaşı'nı anlattığı için gerçeğe de yakın ve mantıklı olması gerekiyor. Filmin sonunda bir Holocaust'un simgesel kabus görüntüsü olan bir çalışma değil ölüm kampından ölüm kampını gösteriyor. Bulgaristan'da aslında Bulgaristan'da hiç öyle bir kamp olmadı. Olsun, o da bir kurgu. Ama orada da sadece engelli çocukların tutulduğu ve işte sonra gazlanarak öldürüldüğü bir kamp olarak yapılıyor. Hiçbir şekilde Yahudi lafı da geçmiyor. Yahudiler yok orada. Sadece engelli çocukların Almanların ideolojisine uygun olarak yok edilmesinin imhasına yer veren bir kamptan bahsediyor. O kadar. Şimdi tabii filmin yapımcısı filmin ilgi çekmek için bu 2. Dünya Savaşı'nın Holocaust'un en simgesel görüntüsü olan bir toplama kampı görüntüsünü kurgulamış gelen misafirlerin önünde galasında filmi salona koymuş. İşte köpekli, askerli, işte esirlerin pijamalarıyla, o meşhur çizgili pijamaların olduğu demir kafesli bir hapis ve bir kamp görüntüsü. Yani filmlerde binlerce film oldu bugüne kadar Holokost'u ve ölüm kamplarını konu etti. Ama hiçbiri tanıtım filminde, tanıtım galasında veya eğlencenin ve içkinin, daha doğrusu bir tanıtım bir akşamında bunu bir pazarlama veya bir keyif amacıyla göremez zaten. Çünkü orada gerçekleşen çok büyük bir insanlık tarihinin en büyük soykırımı var ve o soykırımın üzerinden hiçbir şekilde ne bir paylaşım yapılabilir, yani ne bir reklam paylaşımı yapılır, ne bir tanıtım yapılabilir, ne bir keyif enstrümanı olabilir. Bu tamamen saygısızlıktır. Yani ölümlere, katliamlara maalesef çok büyük saygısızlıktır. Ben burada bir kasıt da görmüyorum. Bu bir farkındalık eksikliği, yani empati eksikliği, empati yoksunluğu. Diğerinin acısının ne derece önemli olduğunu anlayamamaktır. Yani ve aslında bütün Türkiye'nin belki çatışma noktalarındaki ana nokta hep bu empati yoksunluğu. Ben bu filmleri prodüktör veya kim olduğunu kurgulamışsa galasında herkesin gülerek, gezerek kendini tanıp poz verdiği, resim verdiği yerde diğer tarafta 6 milyonu hatırlatacak veya 10 milyonu hatırlatacak, ölümü hatırlatacak kampların olması, kampın görüntüsünün setup edilmesi, kurulmuş olması son derece yanlış. Hatta dediğim gibi belki de cahillik ama daha çok farkında olmama durumu, empati eksikliği ve son tahlilleri saygısızlık tabii ölümlere karşı. Şimdi tabii
kasıtlı veya değil, bu galada yaşananlarla kalmıyor bu iş. Siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bir sosyal medyada da böyle bir derin bir antisemitizm ve gayet açık seçik, yani öyle hiç üzeri kapalı falan da değil, küfür boyutuna varan veya işte şiddet çağrısı içeren vesaire, bu tarz şeyler de çok sık olmaya mı başladı, yoksa sosyal medya nedeniyle mi biz son yıllarda çok görüyoruz? O da ayrı bir konu gerçi. Geçenlerde siz de belirtmiştiniz Twitter hesabınızdan, doğalgaz ve elektrik faturalarının çok yükselmesi nedeniyle işte bazı, yani ayrıntısına girmek istemiyorum, çok çirkin şeyler çünkü, antisemitik bazı şeyler yazılıyor vesaire. Bu konuda ne dersiniz? Yani dediğim gibi iş o galadaki mevzuyla bitmiyor maalesef. Evet, bitmiyor maalesef. Şimdi Türkiye'de özellikle sosyal medyada, yani bu işte Facebook'ta ve özellikle Twitter'da, sosyal medyada, tabii basında da var, görsel basın, yazılı basında var, ama çabuk ulaştığı için ve binlerce anında ulaştığı için tabii sosyal medyada daha önemli bir pozisyona gelmiş durumda. Bir antisemitizm, bir ırkçılık var ve her geçen günde artan bir dozda ilerlediğini görüyoruz. Tabii güzel bir şey söylediniz. Belki bu antisemitizm vardı. Doğru, vardı da su yüzünde değildi diyebilirsiniz. Doğru, vardı. Fakat su yüzünde değildi. Şimdi su yüzüne çıktı ama iletişimin, bu teknolojinin sayesinde hızlı yayılmaya başladı. Dolayısıyla eskiden olmayan bir dinamizmden, bir dinamikten, bir faktörden bahsediyoruz. Vardı, var olmaya devam etti, çoğaldı, ama çoğalınca da lineer de gitmiyor. İşte eksponansiyel dediğimiz inanılmaz bir ilmeyle hızlanıp büyüyor. Çünkü teknoloji çok yayıyor bunu. Hızı yayıyor, hızı dağıtıyor ve milyonlar anında ulaşıyor. Tabii konu hakkında eğitimi, bilgisi olmayanları da çok çabuk ele geçiriyor ve ön yargılara hazır olan bir toplum bunu alıyor ve ırkçılık olarak geri dönüyor. Şimdi mesela bu Cicero'nun filminde dediğim gibi Galatasaray'ın bir antisemitist falan hiç yok. Bu tamamen bir dediğim gibi bir empati yoksunluğundan doğan bir saygısızlık var. Ama o Twitter'larımızın altına yazılanlara bakın. Bir sürü insan bu tip bir soykırımın olmadığına inanıyor. Ya Almanya kabul etmiş, tazminat ödemiş. Almanya işte anıtlar yapılmış. Almanya Başbakanı, Devlet Başkanı anıtın önünde diz çökmüş. Özür diliyorum demiş. Yani soykırımı yapan devlet kabul etmiş, tazminat etmiş. Fakat hala yok efendim, bu soykırım yapılmamıştır. Yahudi lobisi güçlüdür, kendilerini mağdur göstermek istiyorlar gibi tamamen tarihin dışına kaçan ve inandığına inanan, inanmak istediğine inanan ve bunu da yazıya döken bir toplum kesiminden bahsediyoruz ve bunların sayıları artıyor. Daha da beteri, dediğiniz gibi işte bu yüksek gelen doğalgaz faturalarından dolayı yapılan çok çok çirkin tweetler var. Bu yani bir büyük bir travmadır. İnsanların gaz odalarına girdikten sonra, gazlandıktan sonra yakılarak tüllü bacalarından ölü cesetlerinin, küllerin yükselmesi tarihte pek görülmemiş. Bu kadar kitlesel anlamda görülmemiş büyük bir soykırımı bu kadar hafife alıp faturaların yüksek gelmesi nedeni evde Yahudi mi yaktık diyecek ve bunu diyecek yüzlerce ve bunun tweetinin altında beğendiğini likelayan, tekrar tweetleyen yüzlerce, binlerce insandan bahsedelim. Son derece bir üzücü. Türkiye, bir Türkiye'li ve Türk Yahudisi olarak son derece üzüldü. Biz buna layık değiliz. Türk toplumu buna layık değil. Türkiye devleti hiç buna layık değil. Türkiye devleti İkinci Dünya Savaşı'ndan göç kalmıştır. Hiçbir şekilde Almanlara Yahudileri vermek konusunda hiçbir şekilde Yunanistan %99'unu Almanlara vermiştir. Türkiye korumuştur. Üstelik de bildiğiniz gibi bir takım büyükelçiler sayesinde Avrupa'da bazı Yahudiler kurtarılmıştır. Daha sonra profesörler, Yahudi profesörler Türkiye'ye davet edilmiştir öncesinde de. Dolayısıyla Türk devleti hiç buna layık değil, Türk toplumuna layık değil. Fakat nedense böyle bir ötekileşme, ırkçılaşma mı bir trendi var Türk toplumunda. Sosyolojik olarak incelemek lazım. Çünkü tehlike ve alarm zilleri çalması gereken bir seviyede bu ırkçılık. Bunun için hukukun çalışması gerekiyor. Neyse kanunlar, neyse kanuna karşı yapılan söylem, neyse cezası, dava açılmalı diye düşünüyoruz, bekliyoruz. Anladığım kadarıyla açılmıyor çünkü bazı şeyler
orada yazılan, sosyal medyada yazılan bazı şeyler açıkça suç. Yani bunu tartışılacak hiçbir evet, tarafı olmayacak şekilde. Evet, cezai Türk hukuku değil de Twitter veriyor bazen. İşte bu tür insanlık dışı mesajları atan, nefret söylemini aşan, nefret suçunu teşkil eden söylemleri yapanı Twitter'dan atıyor, blokluyor. Fakat sonra başka bir hesapla tekrar su yüzüne çıkıyorlar. Twitter onları da biz takip ediyor ama arada olan oluyor. Arada mesajlar gidiliyor. Arada Twitter ahalisi zehirlenmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla kötülük yapıldığı yerde kalıyor maalesef. Şimdi bakın Avrupa'da evet, da var bu, eğer ilgilenecekseniz. Avrupa'ya geleceğim. Onu soracağım bir sonraki soruda. Şunu sormak istiyorum şimdi, yine Türkiye'den bahsediyorken. Şimdi Türklerle ya da Türkiye'de yaşayan toplumla uzun zamandan bu yana Yahudilerin ilişkisi böyle sanki dalgalı bir seyir izlemiş gibi. Yani İspanya'dan kaçan, buraya sığınan Yahudiler var. Çok daha eskiden bahsediyorum. Daha sonra siz de belirttiğiniz İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin sahip çıkması. Ama bir yandan da mesela 1934 Trakya olayları var vesaire. İşte İsrail'in kurulmasından sonra yine biraz dalgalı bir seyir izliyor vesaire vesaire. Şunu soracağım. Konjonktüre göre mi Türkiye'de Yahudi karşıtlığı yükseliyor veya alçalıyor? Mesela ekonominin kötü gittiği zamanlardaki gibi mi? Örneğin Almanya'da zamanında yaşananlar gibi, Weimar Almanya'sında yaşananlar gibi. Türkiye'de de örneğin ekonomi kötüye gittiği zaman mı? Siyaset kötüye gittiği zaman mı, muhafazakarlaşma arttığı zaman mı, iç karışıklıklar arttığı zaman mı, böyle bir dalgalanma olur mu veya neye göre artıyor, azalıyor? Bu tek dalgalamanın en önemli faktörü İsrail'in Orta Doğu'daki gelişmelerdir. Yani herhangi bir İsrail'in Filistinlerle bir tartışmasında, savaşında veya Lübnan'la savaşında Yahudilikle İsrail tamamen aynı kefeye konduğu için, yani İsrail demek Yahudi demek, Yahudi demek İsrail demek olduğu için İsrail'e olan kızgınlık, düşmanlık Yahudilere karşı kızgınlığa dönüşüyor ve bu noktada da Türkiye'de bu noktada sınavı geçemiyor bazı kesimler yüzünden, tamamı için demiyorum, bazı kesimler yüzünden sanki İsrail'de olan tüm olayların sorumluluğunda Türkiye'de yaşayan Yahudiler de varmış gibi bir algı var. Bir genelleştirme suretiyle bir ırkçılık var. Yani Amerika'daki Manhattan'daki Yahudi veya İstanbul'daki Bebek'teki bir Yahudi ile İsrail'in tasarruflarına ne katkısı olabilir, ne desteği olabilir, hiçbir şey olamaz. Tamamen orada olan kendi içinde nedenleri incelenmesi, neden sonuç ilişkileri olan bir Orta Doğu meselesinden bahsediyoruz. Ama bunu diasporada yaşayan tüm Yahudilere faturalamak ırkçılık sonuç olarak. Çok basit yani. Şimdi Pakistan'daki bir Müslümanın yaptığı bir eylemin, kötü bir eylemin Türkiye'deki bir Müslümana faturalamak ne kadar hakkaniyetliyse, İsrail'deki bir Yahudinin karıştığı bir olayı Türkiye'deki Yahudilere veya Amerika'daki Yahudilere mal etmek de aynı derecede yanlış. Dolayısıyla genelleme yaptığımız en büyük sıkıntı, genelleme yoluyla ırkçılık yapılıyor ve bundan da çok muzdaribiz. Bütün bu ırkçılıklar ve nefret söylemi değil, İsrail'deki İsrail-Filistin meselesinde kızıştığı zamanlara denk geliyor. O zaman burada hakikaten rahatsızlık çekiyoruz. Çünkü dediğim gibi genelleştirme yoluyla sanki biz de İsrail'in bir parçası gibi gözüküyoruz. Biz İsrail'li falan değiliz, Türk'üz. Türkiye'de doğduk. 500-600 yıldır, hatta daha eskiden beri buradayız. Belki çoğumuz komşularımızdan belki Anadolu topraklarına girmiş bir toplumuz. Dolayısıyla Türkiye'ye entegre olmuş. Fakat dini farklı olan bir kesiti. Zaten topu şu anda 16-17 bin Türkiye'de Türk Yahudisi yaşıyor. Yani gittikçe azalmakta, demografik olarak da negatife inmekte olan bir toplumdan bahsediyoruz. Bu ırkçılık bizi son derece üzüyor. Fakat bununla da yaşamak lazım. Yani sadece tek bir beklentimiz, dediğim gibi, kanunların uygulanması, hukukun harekete geçmesi. Yoksa nefret söylemi her zaman olacak. Tarihte de oldu, bugün de var, yarın da olacak. Ama Avrupalı çağdaş ülkeler bunu hukukla halletmişler. Ama orada da antisemitizm var, orada da büyüyor ama
antisemitizm görüldüğü yerde de yok edilmek için kanun ve hukuk devreye giriyor. Hı hı. O zaman Avrupa'ya gelelim şimdi. Yani Türkiye'deki Yahudi aleyhtarlığından bahsediyoruz ama Avrupa'da son zamanlarda özellikle bu popülist parti ve hareketlerin yükselişinin ardından, yani uzun zamandır zaten var olan, belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerin altına gömülen ama şimdi tekrar filizlenmeye başlayan diyelim bir antisemitizm olduğu görülüyor. Şimdi biz buradan bakınca daha çok İslam karşıtı hareketler, partilere gözümüz kayıyor ama bir antisemitizm de var orada değil mi? Siz daha iyi izliyorsunuzdur mutlaka. Var mutlaka. Yani zaten antisemitizmin kökü Avrupa'dır daha çok. Yani İslam ülkelerinin antisemitizmden önce Batı toplumlarının, Hristiyan toplumlarının antisemitizmi vardı tarih boyunca. Bunun çeşitli tarihsel sosyolojik nedenler, oraya girmek çok uzun zaman alır ama Orta Çağ'dan bugüne kadar, en sonunda Holokost'ta biten 500-600'lük bir dönemi ele alırsak Avrupa tarihi antisemitik bir sürü olayla doludur. Bu antisemitizm tabii 2. Dünya Savaşı'ndaki çok büyük felaketten sonra, hani Holokost felaketinden sonra duruldu. Zaten İsrail Devleti de bir anlamda Avrupalıların kabul etmesini bir diyet, belki diyet ödediler. Seyrettiler büyük Holokost'u. Bunun karşısında da İsrail Devleti'nin kurulmasına destek de verdiler. Fakat bir dönem geçti. İşte 1990'lara geldiğimizde ekonomik krizler baş gösterince her zamanki gibi mutlaka gidişattan memnun olmayanlar bir günah keçisi bulmak zorundalar. Günah keçisi genelde yine Yahudiler olmuştur, olmakta. Şimdi tabii biraz da tabii göçmen sorunlarından dolayı, Müslüman toplumun nüfusun yükselmesinden dolayı Avrupa'da Müslümanlar biraz da hedef gösteriliyor. Fakat işte bu popülist politikacılar işte bu toplumun rahatsızlıklarından faydalanarak insanları yanlış ve hayali bir gelecek vaat ederek ve bir de düşman yaratarak, bu Yahudiler olabilir, Müslümanlar olabilir şu anda, insanları kandırıp iktidara geliyorlar ve birbiri üstüne geliyorlar maalesef. Bu popülist politikacıların büyük zararlar vereceğini tarih 2. Dünya Savaşı öncesi de gösterdi. Bunun da zaten ben bu haftaki yazımda bu konuyu yazdım. Aydınlar Manifestosu adıyla Avrupa'nın önde gelen düşünür ve yazarları bir manifesto yayarak şimdiden önlem almazsak Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine aynı tehlike bekliyor. Popülist ve ırkçı politikacıların durdurulması adına çok önemli bir manifesto yayınladılar. Ve antisemitizm bu anlamda da artmakta. Fakat dediğim gibi hem antisemitizm artmakta hem de devlet ve hukuk ve bürokrasi bunda da mümkün olduğu kadar yasal yollardan mücadele etmekte. Biz sadece Türkiye'de bunun biraz eksikliğini hissediyoruz. Avrupa'da tabii ki var antisemitizm ama dediğim gibi orada hukuk çalışıyor. Peki konuşmanın en başında şöyle demiştiniz, farkındalık sorunu evet. Var. Şimdi hukuki yaptırımlar işin bir boyutu. Ümit ederiz evet. Bunlar da hayata geçer ama farkındalık inşallah. Adına neler yapmalı sizce? Yani farkındalık için tek yol eğitimdir. Şimdi çok afaki, çok geniş bir laf eğitim ama hakikaten eğitim, yani bilinçlenme. Bunun başı eğitimde, yani okullarımızda, bütün dünyada, bütün gelişmiş ülkelerde, hakkaniyetli ülkelerde yapıldığı gibi eğitim kitaplarına, müfredata Holokost'u koymak mesela, Holokost tarihini vermek ve niçin, kimler ve nasıl, neler tarafından uygulandığını açıkça ve tarafsız bir şekilde yazmak ve bunu okulda bir şekilde eğitmek. Tabii ki bu da yeterli değil ama genel anlamda bir eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor bu farkındalık eksikliği. Çünkü farkında olmayan insanlar bilinçsiz bir şekilde ırkçılık da yapabiliyor. Sonra onlara ırkçılık yapıldığı hatırlatıldığında fark ediyor. O zaman fark ediyor ama geç kalınıyor. İşten geçmiş oluyor, toplum zehirlenmiş oluyor. Dolayısıyla işin başı eğitim. Bu eğitim nasıl olur, okullarda mı olur, farklı medyada mı yapılır, o ayrı bir konu. Zaten bu konuda bütün dünya çalışıyor. Öyle bir örgüt de var, İHRA diye. Türkiye'de orada ana üye değil ama gözlemci statüsünde
temsil ediliyor. Özellikle dünyadaki ırkçılık ve her türlü ötekileştirilmeye karşı ve Holokost eğitimiyle ilgili neler yapılabileceği tartışılıyor. Fakat Türkiye'de bunun eksikliğini hissediyoruz. Dolayısıyla her şeyin başı eğitim, yani farkındalığın başı eğitim. Bir de şu komplo teoriciliğiyle başa çıkmanın yolu da eğitimdir diyebilir miyiz? Yani işte... Tabii, yani bak, komplo teorilerini yapanlar eğitimsiz değil. Onlar gerçekten, hayır, tabii bazıları değil yani. Twitter'daki sokaktaki insanların komplo teorilerine inananlar eğitimli demek istemiyorum. Ama bu işi yaratanlar, bu işi yayanlar son derece bilinçli antisemit. Yani kötünün bizzatihi kendileri. Dolayısıyla onlar eğitimli ve hatta aralarında bazı aydınlar da, sözde entelektüeller var. Aydın demek istemiyorum. Aydın çünkü aydınlık demek. Bunlar tam tersi karanlığı pazarlıyorlar. Onlar eğitimli, yukarıdan aşağı tabana doğru büyük bir manipülasyon, yanlış bilgilendirme, dezenformasyonla insanları yanlış yere yönlendiriyorlar. Komplo teorilerine inanıyorlar. Bir takım sözde belgeler bulduklarını söylüyorlar. Fakat bütün dünya bu belgelerin geçerli olmadığını falan zaten mahkeme kayıtlarıyla şunla bunla kanıtlanmış, ama yine satıyor bu. Sonuç olarak satın almaya hazır insanlar çok güzel de satılıyor. Bu sokaktaki insanların eğitimsiz olması da bu satın almada son derece önemli bir etken teşkil ediyor. Ivo Molinas, Shalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederiz. Kolaylar gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Cicero filminin galasının tetiklediği antisemitizm tartışmalarını Shalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ivo Molinas'la konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.